Ya bu sezon tabii ki de elimizden geleni yaptık şampiyonluk için. Ama büyük bir mücadele verdik. Sezon sonunda tabii ki de şampiyonu ikinci sırada bitirdik. Her zaman her yıl hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bu sene tabii ki de talihsiz yarışlarda geçirdik diyebiliriz. Çünkü bir yarışımızda diğer sürücü bizi çarpıp düşürmesi, bir yarışta açık ara giderken lastiğim patlayıp yarış dışı kalmamız. Tabii ki de bu çok büyük bir etken de şampiyonluğu kaybetmemizde. Çünkü bu iki yarışta tamamen 25 puan kaybetmiş gözüküyoruz. Yani toplam 50 puan direkt kafadan bu iki kazada kaybettik. O yüzden bakıldığında da aslında şampiyonayı biz 67-68 puanla kaçırmış durumda gözüküyoruz. Yani tabii istediğimiz bir sonuç değildi bu sezonki. Her sene çünkü elimizden gelenin en iyisini yaparak dünya şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Yani kötü bir sezon da geçmedi, çok iyi bir sezon da geçmedi. Gelecek sezon için uzun bir sürenin ardından BMW ile anlaştık. BMW takımıyla yarışacağız seneye ve iki sene boyunca. Heyecanlıyız. Çünkü büyük bir hedef bizim için. BMW motosikleti bugüne kadar dünya şampiyonluğu yok motosiklet tarafında. Bizler de en büyük hedefimiz tekrardan dünya şampiyonluğu BMW ile. Biz aslında şöyle hiçbir gün boş durmuyoruz. Çünkü neden derseniz sezon bitti ama biliyorsunuz daha testler var. İşte sezona tekrar başlayacağız. Yani vücudu biraz daha sıcak tutmaya çalışıyoruz. Her gün neredeyse spor yapıyoruz. Tabii ki de bu pistte olmuyor. Çünkü bu soğuk ve yağmurlu havada pistte antrenman yapamıyoruz. O yüzden spor salonunda her gün antrenman yapıyoruz. Yani yaklaşık herhalde bir buçuk ay sonra, iki ay sonra belki yavaş yavaş başlayabiliriz. Günler yani havaları güzel denk getirdiğimiz zamanlar motosikletle antrenman yapabiliriz.